Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Artık eski arka planıma geri döndüm, tatilimi bitirdim sonunda ve yeni videoyla karşınızdayım. Baştan da anladığınız üzere biraz pahalıca bir makyaj yapacağız. Bunu neden bu kadar para harcadım merak edenler için, ben make-up artistim. O yüzden farklı ürün gruplarını, farklı şeyleri denemem gerekiyor ki en iyi ürünü bulabileyim. O yüzden birçoğunu deniyorum. Şu an denediğim birçok şey aslında memnun kaldığım pahalı ürünler ama yine de arada sırada ben size bu ürünü neden kullandığımı ve neden kullanmadığımı da göstereceğim. Bazılarım çünkü çok sık elim gitmiyor. Neyse, isterseniz hemen başlayalım. Tabii ki öncelikle ciltle ve fondötenle başlayacağım her zamanki gibi. Bir yandan da bu videoların hani göz makyajı ya da başka bir makyajıyla beraber sizde de bir fikir oluştursun. Farklı bir makyaj yapalım istiyorum. Özel günleriniz, şimdi yaz gelmişken özel günlerinizde kullanabileceğiniz bir şey de yapacağım. Öyle sadece ürün deneme videosu gibi düşünmeyin o yüzden. Nemlendiriciden başlıyorum ama nemlendirici kısmı tamamıyla kişisel. Sizin cildinize ne iyi geliyorsa onu kullanabilirsiniz. O yüzden ben Bob Brown Hydrating serisini kullanacağım. Bunu da videoya dahil etmeyeceğim çünkü bu benim her zaman kullandığım bir ürün. Uygun fiyatlı bir ürün bile kullansam ki uygun fiyatlı ürünler videosunu da çekeceğim. Onu da burada bir yerde görebilirsiniz. Onu da yakın bir zaman içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi göz kremi olarak ise Bobbi Brown Hydrating Eye Cream kullanacağım. Hem çok iyi bir bas hem de çok iyi nem veren bir ürün benim için. Asıl saymaya başladığımız kısma gelebiliriz. Baz olarak Bobbi Brown Vitamin Enrich Face Base kullanacağım. Bunun fiyatı 200 lira gibi bir şey. Ben buraya asıl fiyatlarını aşağıya ekleyeceğim zaten. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu baz neden bu kadar hoşuma gidiyor ve neden neredeyse bitirmek üzereyim. Her fondöteni güzelleştiriyor bir kere. Cildinize ekstra nem sağladığı ve cildinizi rahatlattığı için fondöteninize birikme yapmıyor. Daha canlı bir görünüm sağlıyor. Ve gerçekten doğal gösteriyor. Ha, kalıcılığını da arttırıyor tabii ki. Yani kalıcılık tamamıyla cildinizin yapısıyla da alakalı olduğu için birkaç ürünü beraber kullanmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Tek başına bir baz, tek başına bir fondöten yeterli değil. Bunların hepsini beraber kullandığınız zaman makyajın kalıcılığını ölçebiliyorsunuz. Mesela benim cildim çok zor kabul ediyor makyajı. O yüzden çok daha kalıcı ürünler kullanmam gerekiyor ki eğer uzun süre durmasını istiyorsam ona göre bütün gün dursun cildimde gibi söyleyebiliriz. Bazılarımız cildde ne sürseniz duruyor yani. Şimdi Huda Beauty fondötenleri geçiyorum. Bende macaron rengi ve panna cotta rengi var. Bu iki renk de bana tam olmadığı için karıştırıp kullanıyorum. Tam rengimi bulamadığım için alamadım. O yüzden böyle karıştırarak kullanıyorum. Huda Beauty'nin fondöteni 40 pound. Alırken de böyle vay be ne alıyorum falan diye düşünmüştüm. Ama benim kullandığım kalıcı ve full coverage ürünler içerisinde gerçekten en iyisi. Benim cildimde birikme yapmadı ama bazı ciltlerde mimik çizgilerine dolma yapıyorsa mesela sizde, evet, öyle problemlerle karşılaşabilirsiniz çünkü yapısı çok yoğun, çok çabuk donan bir fondöten. Ama elinizde sheer, yani daha ince yapılı fondötenlerle karıştırarak uyguladığınız zaman hem cildinize kapatıcılık sağlamış oluyorsunuz, hem kalıcılık sağlamış oluyorsunuz, hem de ince bir şeyle uyguladığınız için çizgilerinizde dolmanız da minimuma inmiş oluyor. Şöyle ne kadar mükemmel durduğunu görebilirsiniz. Ben gerçekten bazen günlük makyajlarımda bile kullanıyorum bunu. Kapatıcılığına alışınca bırakamıyorsunuz. Boynuma göre biraz açık duruyor cildim. Ama ben bronzer uygulamayı çok seviyorum. O yüzden ten rengimden bir ton açık bir şey uyguluyorum ki bronzerla beraber dengeli olsun ve aydınlık gözüksün. Concealer artık krem bronzerdan sonra uyguluyorum. Krem bronzer olarak son zamanlarda kullandığım en mükemmel ürünü göstereceğim. En mükemmellerden kastım şu. Lancome'un Stick Fondöteni 05 bej rengi. Şöyle ben yarısına geldim. Benim çok güzel bir bronz rengim kendisi. Aynı zamanda çok kolay dağılıyor, birikme yapmıyor. Herhangi bir ürün ile kullanabiliyorsunuz. Her ürünün üstüne güzel dağılıyor. Çok pratik. O yüzden bunu kullanmayı çok seviyorum. Şöyle hemen dağıttığım zaman nasıl güzel dağıldığını görün. Çünkü böyle bronzerlarda bir koyu renk alırsınız mesela, birazcık daha bronz. Onu sürdüğünüz zaman dağıtması çok zor olur. Ya da ten renginize çok turuncu gözükür. Bu Huda'da hiç öyle bir şey yok. Tam istediğim doğal bronz ton. O yüzden kendisiyle gerçekten aşk yaşıyorum. Mesela fondötenini ben çok sevmedim. Ama stick fondötenine bayılıyorum. Şimdi sıra geldi
son zamanlarım bile değil. Yani aldığım günden beri bayılarak kullandığım bir concealer'a Tarte'ın Shape diye bir bilmeyenleriniz yok zaten diye düşünüyorum. Tüm dünyada en iyi concealer falan seçildi kendisi. Gerçekten benim açımdan öyle. Bunun da seveni var, sevmeyeni var ama seveni sevmeyenden daha çok bana göre su gibi bir ürün. Göz altınızı yormadan çok rahatlıkla kapatan ve pudra toleransı da yüksek bir ürün. O yüzden çok seviyorum çünkü ben çok yoğun pudra uyguluyorum göz altıma. O yüzden Tarte'ın Shape Tape'ini uygulayacağım şimdi. Çok emin değilim aydınlık ton bir anda kapatacak mı göz altlarımı. O yüzden önce Light to Medium'unu kullanıyorum. Daha sonra Light rengini kullanacağım. Peki bu ürünleri ben nereden aldım? Arkadaşım Amerika alışverişi yani Ezgi Fındık Amerika'dan getirmişti Tarte Shape Tape'i. Sanırım onun dışında Avrupa'da falan çok rahat bulabileceğiniz bir ürün değil. O yüzden yine mecburen ya Instagram hesaplarından alıyoruz ya da Amerika'ya giden arkadaşlarımızı kullanıyoruz böyle şeyler için. Şimdi sıra geldi pudraya. Biraz önce de söylediğim gibi ben pudrayı çok yoğun uygulamayı seviyorum. Baking yapmayı seviyorum ya da çok iyi sabitlemeyi seviyorum. Göz altlarımda ürün kalmıyor. Gün sonuna kadar durmuyor makyajım çünkü. RCM'in Translucent Powder'ını kullanacağım bunun içinde. Bu diğer bütün transparan pudralara göre yani loose pudralara göre çok daha az kurutan ve çok daha güzel sabitlenen bir pudra. Sadece gerçekten yoğun makyajlarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Öbür türlü bölgesel uyguladığınız zaman birazcık çok fazla yapıştığı için şey durabiliyor, kuru gözükebiliyor. Onun dışında tüm yüzü uyguladığınız zaman bence çok başarılı bir ürün. Önce tek kat hafifçe geçiyorum. Daha sonra biraz daha yoğun uyguluyorum. Gözü sonraya bıraktık. O yüzden şu an yoğun uygulayarak baking yapacağım ki göz kapaklarımdan farlar düşmesin. Düşse bile biz onları temizleyebiliriz. Sıra geldi tabii ki hiç beklemediğiniz bir ürüne. Jaclyn Hill'in, ay Morphe'in Jaclyn Hill paleti. Ben 38 dolar almıştım ama şu an baktım 42 euro kendisi. Euro'nun da pound'un da bu kadar arttığı bir evrende gerçekten artık uyguna gelmiyor. Instagram hesaplarından da aynı fiyatı geliyor gibi bir şey. Şimdi bunu kullanacağım. Beyaz giyindim, altın rengi küpem var ve ben birazcık daha özel günlerinizde kullanabileceğiniz bir makyaj yapmak istiyorum. Yani klasik bir gösterim yapmak istiyorum. Ve de uygun fiyatlı ürünlerle video çekeceğim. Şimdi ortalama aynı benzer bir look göstereyim ki siz de rahatlıkla farklı ürünlerle neler yapabilirsiniz onu görün. Bunda zaten herkesin, makyaja meraklı olan herkesin uygulamak isteyeceği renkler var. Kahverengi tonlarından tutun da işte bronz tonlarına kadar. Ben şimdi biraz yoğun bir göz makyajı yapacağım. Biraz yoğun diyorum çünkü orta yoğunlukta olacak. Ne çok yoğun ne de çok hafif bir şey istiyorum. Uygulaya göstereceğim. Şimdi uyguladığım renkleri zaten size gösteririm. Öncelikle tabii ki karıştırma rengimizi alıyorum. Bununla geçişleri oluşturacağım. Bu paleti sevme nedenim ise mat tonların mükemmel karışıyor olması. Şöyle blend yeteneklerini görüyorsunuz. Işıltılı tonlar ise köpük gibi. O yüzden pigmentasyon elinizle uyguladığınız zaman, fırçayla uyguladığınız zaman değişiyor. Ama elinizde mükemmel, harikalar duruyor, harikalar yaratıyor. O yüzden gerçekten parasına değen nadir far paletlerinden bence. Çünkü diğerlerinin hep muadilini bulabiliyorsunuz. Ama bu kadar mantıken diğer paletlerle karşılaştırıyorum. Bu kadar fara böyle bir fiyat çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Gözümü yaparken hatırladım. Şimdi biraz kaşları yapacağım. Neden kaşları daha önce yapıyorum? Çünkü şeklini tam vermeyi istiyorum. Ama farları yaptıktan sonra birazcık daha hafif doldurduğumu fark ettim. O yüzden önce kaşımı yapacağım. Bu da Anastasia'nın Deep Brow Pomade'i. Bu da 19 euro yanlış bilmiyorsam. Yine başlangıçtan başlıyorum. Çizgimi çizdikten sonra yukarı doğru ittiriyorum. Bu arada hava o kadar kötü ki hani modum düşükse yağmur yağdığından ve havanın çok kapalı olduğundandır. Bir de makyaj yapmadan biliyorsunuz biraz sakin oluyorum. Makyaj yaptıkça mutluluk seviyem artıyor. Ne zamandır kaşımı böyle doldurmamıştım. Full artı full şeklinde. Ama güzel geldi. Bu kaşım bunun yanına ne kadar ince kaldı. Şimdi bunu düzelteceğiz. Ben tam performans kaşlarımı dolduruyorum. Ki yüzümü gerçekten iyi çerçevelesin gözümü ve yüzümü. Hani sizin de istediğiniz şeye göre farklı doldurabilirsiniz. Ben bazen doğal da dolduruyorum. Hani Instagram'dan beni görüyorsanız ya da diğer videolarımı gördüyseniz bazen de böyle dolduruyorum. Tamamıyla o günkü modumla alakalı. Makyajımıza devam edelim. Şimdi biraz aslında fikrimi değiştirmeye başladım.
burada gördüğünüz renkleri nasıl kullanabiliriz size göstereceğim. Çünkü çok mükemmel renkler var ve ben bazılarını burada kullanmadım. Şimdi biraz onları kullanmaya karar verdim. Buradaki hardal tonu, eğer gömlekler üzün yani Gizem Uzun'u takip ediyorsanız bunun muadilini buldu diye biliyorum Inglot'ta. O yüzden onun da hesabına bakabilirsiniz be. Daha sonra şu turuncuyu ve biraz pembeleri kullanacağım. Pembe turuncu bir makyaj yapacağım. Instagram'da yapıyorum genelde. Orada çok beğeniliyor. O yüzden burada da göstereyim dedim. Yine crease'in tam iç noktasına uyguluyorum bunu. Zaten değişim rengini uygulamıştık. Fırçama yoğun bir şekilde alıyorum. Hiç öyle ürünü bırakmıyorum şu şekilde. Aldığım gibi uyguluyorum. Şimdi detay bir fırça alacağım. Bu NEC 221 fırçası. Gösterdiğim o turuncu, koyu turuncu rengi uygulayacağım. Rengi yine göz kapağıma bırakıyorum öncelikle. Burada yoğunlaşmasını istiyorum. Daha sonra kris bölgesini çok geçmeyecek bir şekilde dağıtıyorum. Paletteki en favori rengim ise bu. Bunun rengi neymiş? Little Lady'ymiş adı da. Onunla da şu kısımları aydınlatacağım. Hafif bir half cut crease havası var ama değil. Bakın yoğun uyguladığınız zaman anında ışıltısını veriyor. Ve özellikle turuncu tonlarla uyguladığınız zaman turuncu bir yansıması oluyor. Pembe farlarla uyguladığınız zaman da pembe bir yansıması oluyor. O yüzden kendisini çok seviyorum. Şimdi geldik iç köşelere. Bu benim hani elimde tekli farlardan en pahalı olanları herhalde. Bobbi Brown'un Lux Eyeshadow Rich Sparkle'larından Moonstone rengi. Moonstone'luğunu hak ediyor. O yüzden şöyle bir göstereyim önce. Sürekli ters düştüğü için bu sıra tersini görüyorsunuz. Yine çevirmeye gönlüm el vermedi. Ama parlaklığını şöyle bir görün istedim. Şu parmağımdaki. Gördünüz mü? Bunu da göz pınarlarıma uygulayacağım şimdi. Önce bunu normal kuru bir fırçayla uyguluyorum. Dağıtıyorum. Yani geçişi olsun diye. Daha sonra fırçamı ıslatacağım. Bir de ıslak yana uygulayacağım. Şimdi alt kirpik dibine turuncunun aynısından geçeceğim. Hafifçe üç tarafa doğru birleştiriyorum. Üçgenliğini devam ettiriyorum. Ama çok da dışarı çıkmıyorum ki abartılı durmasın. Burada biraz dağıtacağız. Hazır point uçlu fırçamız elimizdeyken öncesinde gösterdiğim koyu pembe, hafifçe mora kaçan bir ton uygulayacağım derinleştirmek için iyice. Yine aynı eski fırçamızla birazcık daha dağıtıyoruz ki renkler tamamen birbirine geçsin. Jaclyn Hill paletiyle işimiz bitti. Şimdi sıra eyeliner'a geldi. Eyeliner'ı çekeceğim. Çünkü çok küçük de olsa kirpik takacağım. Kirpikleri desteklemesini istiyorum. Bir diğer en pahalı ürünlerimden biri ise Bobbi Brown'un Carbon Black Liquid Liner'ı. Bu 120 lira. Ve bunu da böyle kirpik dibine çok ince geçiyorum. Gerçekten en kalıcı ürün bunu güne kadar kullandığım. Ama işte eyeliner'ı sürekli 120 lira her gün kullanıyorsunuz özellikle. Bir tadı 120 lira vermek biraz fazla gelebilir. Yine de gerçekten kullandığım en iyi eyeliner bu. Sadece kirpik dibime incecik bir çizgi olarak uyguluyorum. Dediğim gibi tek amacım kirpiklerin desteklenmesi ve gözümden akmaması. Şimdi Lyonesse'in tekli kirpiklerinden takacağım. Medium, long, short şeklinde. Longları dışarı, mediumları içeri şeklinde. Şimdi sıra geldi bu pudralardan kurtulmaya ve yüze devam etmeye. Çünkü gözlerim kirpikler kuruyana kadar bu şekilde kalacak. Daha sonra da maskara süreceğim. Şimdi sıra geldi Anastasia Contour Kit'ine. Bence fiyatını hak etmeyen bir ürün. Çünkü buradan sadece tek bir ürünü kullanıyorum. Şu üsttekileri asla kullanmıyorum ve diğer YouTuber'ları, yabancıları özellikle kullanırken görünce de şaşırıyorum. Bence göz altlarına uygun değil yani bu pudralar. Şöyle ortadakini kullanacağım önce. Sonra da diğer tonlarla birazcık daha bronzluk katacağım kendime. Çünkü en başta söylediğim gibi ben biraz bronz gözükmesini seviyorum. Daha doğrusu boyutlu durmasını seviyorum cildimin. O yüzden de yarım ton açık fona ton uyguluyorum. Şimdi sıra geldi Allah'a. Elimde var birkaç tane daha Bobbi Brown aldık ama Chanel'i hiç uygulamadım diye hatırlıyorum kanalda. Chanel'in hangi numarasıymış bu? 79 Rouge isimli Allah'ı. Böyle kırmızı gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten çok tatlı bir pembelik veriyor. O yüzden bugün bunu kullanacağım. Çok hafifçe uyguluyorum.
Pigmente fazla çünkü. Hiç gerek yok öyle yoğun yoğun uygulamanıza. Ve yapı olarak çok yumuşaklar. Yani cildinizde allık varmış gibi durmuyor. Böyle sanki filtre varmış gibi duruyor. O yüzden seviyorum ben bu allığı uygulamayı. Highlighter'a geçmeden önce bir fix sulası uygulayıp pudra görünümü bir kurtulalım pudra görünümünden. Bol bol sıkıyorum. Çünkü biraz sonra uygulayacağım ürün pudra ile beraber çok uyumlu olan bir ürün değil. Charlotte Tilbury'nin Beauty Light bende. Bunu daha önceki makyajlarımda eğer izlediyseniz no make-up make-up'larda ince fondötenlerle beraber kullandığı zaman patlatıyor. Ama böyle yoğun makyajlarımda kullanmak istediğimde ise cildimi önce iyice nemlendiriyorum. Daha sonra bunu uyguluyorum. Çok hafif. Uygulayalım bunu. Birazcık daha yukarıları çıkalım. Ben tek başına bununla yetinir miyim? Hayır tabii ki. Anastasia'nın Sun Dip Glow Kit'ini kullanacağım. Bence bu da çok gerekli bir ürün değilmiş. Aldıktan sonra fark ettim maalesef ki. Bunun üstüne en açık rengini uygulayacağım. Eğer altına böyle bir baz uygulamıyorsam önce koyu rengini yani cildime tam olan rengin. Daha sonra açık rengi uygularım ama şu an altında bir bazımız olduğu için üstüne sadece geçeceğim. Yalnız bu ikiliyi de ilk defa kullandım böyle. Bu kadar yoğun makyajın üstüne. Efsane oldu. Makyajımız neredeyse bitti. Son adım ruj da. Bobbi Brown'un yine kullanacağım. Gerçekten elimde çok çok pahalı ürünler yok. Estée Lauder gibi var likit rujlar ama bu makyajımda mükemmel olmayacak. Bu tarz doğal bir ruj sürüp üstüne gloss uygulayacağım. Bobbi Brown Artistic likitlerinden Naked Pink isimli ruju. Çok aşırı doğal bir ton. Ama biraz dağıtarak Candle Duck rengimmiş gibi göstermeye çalışacağım. Daha sonra ise bu tarz nötr rujlarla mükemmel bir uyumu olan, gerçekten mükemmel yani. Tek başına uyguladığınız zaman bile dudaklarınız çok güzel ıslak bir görünüm veriyor. Bobbi Brown'un High Shimmer Lip Gloss'larından pastel rengi. Şimdi göstereceğim. Bobbi Brown'da çalışırken şey derdim hep, bu glossları neden bu kadar alıyorlar ya, asla anlamıyorum falan diye böyle eleştiriyordum alan insanları. Çünkü değerini anlamıyormuşum. O kadar hoşuma gidiyor ki şu anki duruşu. İçinde küçük ışıltılar var ama siz mesela karşıdan baktığınız zaman o ışıltıları göremiyorsunuz. Sadece ben çok çok yakından baktığım zaman küçük pembemsi altın ışıltılar görüyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Maskara sürmeyi unuttuğumu fark ettim. Şimdi hemen maskara süreceğim. Bobbi Brown'un Smoky Eye maskarası. Eğer bir maskaraya para vereceksem ben bunu alıyorum. Çünkü kirpiklerimi çok fazla düşürmüyor gün içerisinde. Waterproof olmadığı için çok kolay çıkarabiliyorum. Ve en önemlisi istediğim dolgunlukta yapıyor. Ben çok çok dolgun dolgun kirpikleri sevmiyorum günlük hayatta. Eğer takma kirpik takmıyorsam, eğer dolgun kirpik istiyorsam takma kirpik takıyorum. Maskara ile uğraşabilen bir insan değilim. O yüzden bu maskara benim için en iyi maskara. Ben makyajı bu şekilde bitirdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. En azından eğlenceli bulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben bunları izlerken çok eğleniyorum. Vay be, bu kadar mıymış? Bu makyajın tamamı şimdi bu kadar mı diye. Benim de neredeyse 3000 lira oldu sanırım kullandığım bütün ürünlerin tamamı. Tabii ki bu euro kurunun da yükselmesiyle de alakalı olarak zamanla artan bir fiyat ücret diyebilirim. Umarım dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Ben aldım sonuçta. Çok memnunum. Sevdiğim bütün ürünleri kullanıyorum. Diğer uygun fiyatlı ürünlerde de yeni ürünlerle deneyeceğim. Umarım o da hoşunuza gider. Bu şekilde. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.